Allah'ım affet beni. Kim o? Nermin, aç kapıyı. Emel? Emel ya Emel. Hiç tahmin etmiyordun değil mi? Aç diyorum kapıyı, yoksa seni konu komşuya rezil ederim. Burada herkes başına toplanır. Bak. Emel lütfen buradan git. Yalnız başıma kalmak istiyorum. Bak bak bak, bir de yalnız kalmak istiyormuş. Seni pislik seni. Ben biliyorum senin niye yalnız kalmak istediğini. Aç diyorum. Emel bak, özel bir durum var. Ya? Özelmiş. Ahlaksızlar. Bir de utanmadan söylüyor özel diye. Nerede o? Kim nerede? Sarp. Benim sevgilim olan Sarp. Senin zorla benim elimden almaya çalıştığın Sarp, hatırladın mı? Emel sen neler söylüyorsun Allah aşkına ya? O ne ya? Kız bu silah ne burada? Bir de mektup var. Kimden bu mektup? Okuma onu. Okuma. Dur. Okum. Okuma. Dur diyorum. Ben Nermin Seçkinoğlu. Ölümümle kimsenin ilgisi yoktur. Göçüp gitmeden önce bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Emel, o mektubu okuma dedim sana. Okumadım ya. Hiçbir şey okuyamadım zaten, attım ben onu. Ya kardeşim, hani 5 dakikaya geliyordunuz? Ya herhalde benim işim gücüm var ki gecenin bu saatinde niye çıkayım? Bak söylüyorum size, 2 dakikaya kadar gelmezseniz ben sokaktan çeviririm. Artık taksici durağı olarak da avucunuzu yalarsınız. Nazemin. Nazemin. Yasemin. Hayatım. Yasemin. Yasemin ya. Ya olsun Yasemin. Senin ben taksici gibi. Allah'ım ya Rabbim ya. Sinan. Sen niye kalktın? Senin sabahleyin uyanıp başucundaki mektubu okuman lazımdı. Ne yapıyorsun? Sinan. Sen gidip başucundaki mektubu bir okusana. Orada her şey çok ayrıntılı biçimde açıklanıyor. Allah aşkına git oku gel. Sen çocukları beni bırakıp böyle kaçacak mısın Yasemin? Hayır, evet. Ben şu anda bir kaçıştayım. Benim kaçmam gerekiyor Sinan, buralardan gitmem gerekiyor. Ben Bodrum'a bilet aldım. Oraya gideceğim şimdi. Sinan, Allah'ını seversen ben Bodrum'a gitmek mecburiyetindeyim. Ne olur galerici adamın evinde kalacağım, bir süre tut. Bırakır mısın? Yasemin. Gel eve gidelim, konuşalım biraz evvel. Evde konuşamayız, ne olur ya. Beni çocuk gibi ne yapıyorsun? Canım arkadaşım bak, ben sonsuza kadar böyle duramam ki. Volkanik kurabiyem. Bizim bir noktada uzlaşmamız lazım artık yani, öyle değil mi? Hem eski komşuluk hatırımız var ya. Ne yapacaksın kız, deleceksin mi burada beni böyle? Emel sen onu bunu bırak. Beni nasıl buldun? Ama bak iyi ki bulmuşum. İyi ki bulmuşum. Ya bulmayaydım ha? Böyle köşelerde ölüp gidecektin maazallah. Kevgir gibi kendini yapacaktın. Cesedin çok çirkin olacaktı. Nermin Allah aşkına yavaş yavaş şunu indir, gözünü seveyim ya. Başka çarem yoktu inan bana. Ya seni bulmasaydım ondan sonra vicdan azabından geberecektim senin ölümüne şey yaptım diye. Şimdi sen onu usulca bana ver yavaş yavaş. Bu
musibet şeyi unutalım. Şimdi sen güzel güzel eşyanı topla, pılını pırtını. Biz birlikte buradan çıkıp gidelim arkadaşım. Hadi gözünü seveyim bak sen dinini seven, ne bileyim inançlı şey bir kadınsın. Çoluğun çocuğun var, hadi canım. Hemen lütfen beni yalnız bırak ne olur. Oldu. Yalnız bırakayım, burada böyle köşelerde geber git, vicdan azabından öleyim. Pılını pırtını topla da gidelim buradan Allah aşkına, sinirim bozuldu ya. Ama başladığım işi bitirmek zorundayım. Bak, vallahi çok sinirlendiriyorsun beni Nermin, çık diyorum sana ya. Ulan kendimi kaptırdım ben de ya. Filme döndü bu, çık Allah aşkına, gözünü seveyim, elimden bir kaza çıkacak Nermin. Hadi, hadi kardeşim, hadi canım benim, hadi gel. Ay canım benim. Ağla canım benim, ağla. Rahatlarsın. Ay vah benim başıma. Canım komşum. Ya tam vaktinde uyanmasam, seni yakalayamasam, bulamasam, kaçıp gidecektin öyle mi? Ne diyecektim ben Çınar'a annem nerede dediğinde? Anneannene gitti derdin. Ha, bir de akıl veriyor bana ya. Peki tamam, dönmediğinde ne diyecektim o zaman? Çocuk anne anne diye ağladığında ne yapacaktım ben? O zaman benim peşimden gelirdiniz işte, ne güzel. Ya, Yasin ya. Sinan. Sen beni yoldan çevirdiğin için yarın çok pişman olacağım, biliyorsun değil mi? Melih gelecek, kelepçeleri takacak bana. Hay Melih. Çınar Hakkı demir parmaklıklar arkasının anasını görecek. Ben ölürüm zaten o zamana kadar ya. Ben yaşayamam zaten. Sevgilim. Hayatım, bana bak. Böyle bir şey olmayacak. Olacak. Hapse falan girmeyeceksin sen. Gireceğim, hapse gireceğim. Hayır. Engellerim. Anladın mı beni? Elinde ne var ki? Ne yapacaksın? Bilmiyorum şimdi elimden ne gelir ama... ...ne gelirse yaparım. Ama yaparım. Gülşah, kızım saat kaç oldu? Ya bu saate kadar hasta ziyareti olur muymuş ya? Kalktın çocukları başıma. Ay, ay kusura bakma Macide ablacığım, ben yani akrabayı talukat geldi, bir türlü kalkamadım işte. Ayıp ayıp. Kocanın iş seyahatinde sen böyle ortalarda fink atıyorsun. Ya insan biraz çocuklarının başını bekler. Çocuklar uyudu mu? Canımı çıkardılar ama sonunda kendileri de çok yoruldu. Hadi uykum açılmadı. Ben gideyim artık. Sağ olasın. Aradığınız kişiye şu anda ulaştım. Lütfen. Kudret neredesin? Neredesin ya? Baba yemin ederim senin omletini özlemişiz ya. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Evet, annem senin kadar güzel yapamıyor. Afiyet olsun. Günaydın. Sen bugün Yunan adalarında olacaktın değil mi? Evet de yani böyle çok önemli toplantılar çıktığı için tabii kalmak zorunda kaldım. Evet, yani Allah'tan yanımızdasın en azından. Hadi çocuklar acele edin, biraz geç kalacaksınız. Hadi daha hızlı. Kalkalım. Ne güzel sofra hazırlamışsın. Çocuklar için, sana değil. Ömer tersleme artık beni, yeter tamam. Kızdın biliyorum, hiç beklemediğin bir şey oldu. Evet, hiç beklemiyordum Elif, tamam mı? Ya sen nasıl böyle bir ceset gömme olayına karışırsın ya? Ya Ömer isteyerek mi girdim sanıyorsun? Yani Gülşah'la Kudret... Bırak Gülşah'la Kudret kendi pisliklerini kendileri temizlesinler. İyi de yıllardır arkadaşımız, dostumuz onlar, bizim başları sıkışmış, yardım etmeyeyim mi? Ya bu sanki arkadaşına bahar temizliğine gidiyormuş gibi konuşuyorsun ya. Ceset gömdünüz siz. Ömer yavaş, çocuklar duyacak. Allah kahretsin ya. Nasıl kurtulacağız şimdi bu beladan? Bilmiyorum, zaten Melih böyle yani her an gelip beni böyle götürebilir yani karakola, hapse. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Güya içlerinde en akıllısı sendin yani. Sen nasıl... Karıştın böyle bir olaya, nasıl girdin bunun içine? Biz hazırız. Çocuklar bugün okula ben bırakayım mı sizi? Olur.
Harika. O zaman aşağıda bekleyeyim, ben geliyorum hemen. Tamam, dışarıdayız. Ömer, rica edeceğim azarlayıp durma beni. Ben isteyerek sarmadım bu işleri başıma. Ve ya hiç ihtiyacım yok azarlanmaya. Benim tek ihtiyacım olan şey sakinlik, birazcık destek. Böyle sakince kafa kafaya verip çözüm bulmak. Rica edeceğim. Özür dilerim. Efendim Gülşah. Ne var? Hadi çabuk ol. Aradığınız kişiye şu an ulaşalım. Lütfen. Ay Kudret, neredesin ya? Aa, hayırdır? Yandık Yasemin, yandık. Ya Melih, Halil'in benim eski kocam olduğunu öğrenmiş. Ne diyorsun kızım sen? Ya. Ay, adam her gün olayı çözmeye bir parça daha yaklaşıyor. Allah kahretsin, bunun eli kulağındadır. Ay şimdi der ki siz böyle böyle öldürdünüz, şöyle şöyle gömdünüz. Halis. Yok yok, Elif dur, Elif, ben çağırdım. Elif. Gene ne oldu? Çok korkunç bir şey oldu. Melih, Halil'in bunun kocası olduğunu öğrenmiş. Yandık. Neredeyim ben? Ah, ah tamam. Macide'nin evindeyim. Of, başım çatlayacak gibi. Günaydın. Sabah şeriflerin hayır olsun. Uykucu Şirin. Günaydın, günaydın. Ne Şirin, ne Şirin canım. Ya başım çatlayacak gibi. Küp gibi de uyumuşum. Nasıl oldu anlayamadım. Uyuyacaksın tabii şekerim. Vallahi açık seçik söyleyeyim Nermin. Çayına ilaç koydum. Mecburen uyudum bu saate kadar. Çayıma ilaç mı kattın sen? Ne yapayım Nermin? Ne yapayım? Car car cır cır ağlayıp durdun. Bu da kafa yani. Kafam kazan gibi oldu. Mecbur kattım artık uyku ilacına. Nermin'cim, yumurtayı nasıl seversin bilemedim hayatım. Sana böyle kahvaltılık bir şeyler arkadaşın hazırladı. Canım teşekkür ederim. Çok zahmet olmuş ama ben artık eve gideyim. Hayır. Otur aşağı bakayım. Nereye gidiyorsun eve? Eve gidip ne yapacaksın? Evde ne var? Kitleyeceksin kapını. Tek başına kukuman kuşu gibi oturacaksın. Ondan sonra düşüneceksin, düşüneceksin, dertleneceksin. Düşüneceksin, düşüneceksin, dertleneceksin. İçini kanatacaksın. Maazallah. Kapına bir vuracağız, ses yok. Bir açacağız, cesedin kokmuş. Kesmişin bileğini. Kenarlarda, köşelerde vefat etmişin. Ay yok Nermin, Allah aşkına otur ya. Emel, ben dün gece geçici bir delilik geçirdim. Cinnet. Evet cinnet yani ama geçti bitti. Geçti bitti. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. İnan bana, ben gideyim. Olmaz efendim. Olmaz. Öyle beni lafla kandıramazsın. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ben senin davranışlarına bir bakacağım. Bir gözlemleyeceğim. Ondan sonra zaten artık burayı beğenmediysen tamam. Macide ablanın evinden çıkarız. Senin evine gideriz. Ama sen nereye gidersen ben oraya. İstediğin yerde kalırız. Ama anca beraber kanca beraber. Hiçbir yere gidemezsin tek başına. Ay ne bu böyle? Her şey plastik. Bulaşık da mı yıkamıyorsun artık? Üstüme iyilik sağlık. Ben senin burada iyiliğini düşüneyim. Sen alttan alttan bana laf giydir. Bulaşık yıkayamadığımdan değil herhalde. Hiçbir şeyden haberin yok Nermin. Bu tip vakalarda yani intihara meyilli kişilik yapılarında ortada kesici, delici, tehditkar aletler bırakılmaz. Asla ve kat'a. Ciklet gibi plastik çatalla artık idare edeceksin. Bak. Tabaklarını bile kağıt koydum ki arkamı dönerim maazallah. Ortadan kırıverirsin, kesiverirsin bileğini. Ben hapishaneye, sen artık mezara. Of. Teşekkür ederim canım. Sana çok zahmet olmuş. Şimdi zihnin de açıldığına göre Nermin, anlat bakayım ne oldu? Emel'cim aslında bu çok karışık bir durum. Tamam şekerim, vaktimiz bol. Ben dinlerim. İyi bir dinleyeceğimdir. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Lütfen çok rica ederim artık bu konu üzerine başka bir soru sorma. İyi, iyi tamam hadi madem. Kendini iyi hissettiğinde anlatırsın. Önce bir yemeğini ye bari. Melih kesin sorguda bize bunları soracak. Kesin. Ne diyeceğiz peki biz? Bilmiyoruz etmiyoruz desek kanar mı bu yalana? Yok kanmaz. Nermin şurada olsaydı hemen bulurdu bir şey söyleyecek.
Sen Nermin'i aramadın mı? Aramız kötü diye ben hiç aramadım. Haber vermedim. Ne demek aramız kötü diye haber vermedik? Ne alakası var ya onunla bu bir? Biz birlikte girdik bu işin içine kardeşim. Çıkacaksak birlikte, batacaksak birlikte. Ara. Ara. Bu nasıl bir sıyrılma şekli ya? Ortada yok. Aradığınız kişiye kapalı. Allah'ım ya Rabbim ya. Aa, saat 9:30 olmuş. 10'da karakola gel demiştim Eli. Eğer gelmezsen polis arabası gönderirsen öyle aldırtırım demişti. Sakın, sakın işi o raddeye getirme. Kendi kendine paşa paşa gideceksin. Tam saatinde Melih'in karşısında hazır olacaksın. Teslim mi olayım yani? Hayır, teslim olma. Kızım deli misin? Sen teslim olursan bizi de teslim alırlar. Ya bir sakin, bir dakika. Biz Melih'in ne bildiğini bilmiyoruz. Yani ne kadar biliyor? Sadece adamın senin eski kocan olduğunu mu biliyor mesela? Bilmiyoruz, biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen gittiğinde diyorsun ki evet eski kocamdı ama aradan çok uzun zaman geçmişti. Çok değişmiş ve ben fark edemedim diyorsun. Ya da bir tane daha bir şey bulalım, o da cebinde dursun. Buldum. De ki ben bu ülkedeyim ve bir kadınım de yani. Korkarım ben, şiddet vardı, her şey vardı. Eski kocamdı evet ama de korkuyordum. Bir de böyle karakol ortamı falan, polisler molisler görünce de iyice panik oldum. Öyle bir yalan söyleyiverdim. Kusura bakmayın, siz de beni affedin de. Bu da diğer cebinde dursun. Orada bırakmaz ki. Sorar da sorar. Allah Allah, sorsun ki ne biliyor bilmiyor anlayalım. Bir bırak anla, neler biliyor öğren, cebine koy, sen de geri gel. Biz de onları bir ortaya alalım, bir daha yeni şeyler bulalım. Ben yapamam Elif. Gülşah yapacaksın, sana yapar mısın yapamaz mısın diye soran olmadı. Yolun sonuna geldik, her şeyi yapacağız. Eğer sen anlattığında sana inanmazsa... kelepçeyle gelmesinler buraya, tam beni almaya. Birkaç kere öyle geldiler Çınar, aklım sinirleri çok bozuluyor. Ben kendim efendi gibi teslim olurum. Saçmalama Yasemin. Saçmalamıyorum. Ben zaten hazırlık yaptım. Yaptım, buraya diye geleceğini biliyorum ben. Yemek yaptım. Bir aylık dolapta yemek var. Evi falan temizledim. Bir haftada o idare ederim. Ya her şey bitmiş gibi konuşmasana Allah aşkına. Bitti her şey. Bitti artık. Adaletten kaçılmıyor ya Allah ya. Sabır. Ne yapacağız başka? Bakın beni alıp götürürlerse eğer çocuklarıma sahip çıkın, tamam mı? Sakın garip koymayın onları. Ben seni çocuklarını garip koyar mıyım hiç arkadaşım? Kendi evladım gibi böyle bağrıma basacağım onları, ikisini de, ikisini bir, ikisini. Yasemin, siz iyice kafayı yediniz. Bana bak, Gülşah'ı alınca biz de alacaklar ya içeri. O bakımdan çocuklarına falan bakamazsın. Ayrılın, ayrılın, beni delirtmeyin. Ayrılın, ayrılın, kendinize gelin. Hakikaten ya. Bana bak, sen de zaman kaybetme. Adamı da işkillendirme. Git karşısında dimdik dur. Duyuyor musun sen beni? Şansımız bu bizim. Hadi kalk. Hakkını helal et kardeşim. Yapma bunu, yapma ya lütfen. Yapma bunu, çok kötü oluyorum ben ya. Şşş. Beni delirtecekler. Ayrılın. Hakkını helal et. Ay burada. Gülşah hadi canım, hadi yüzünü falan temizle. Geç kalma, hadi. Yok yok. Adaletten kaçış yok, yok. Biz gideceğiz. Bizi hapis paklar. Zindanlar bizi bekliyor. Kız, bizi aynı koğuşa koyarlar mı sence? Keşke aynı koğuşa düşsek, yabancılık çekmezdik. Kara zindanlara düşeceğiz. Kız, cinayet işleyenleri mi şişliyorlardı gibi? Tövbe ya Rabbim, ya Resulallah ya. Kara zindanlar oldu bizim kaderimiz, kara zindanlar. Dördümüz bir, dördümüz bir, dördümüz bir. Bir saniye hanımefendi. Kime bakmıştınız? Melih Bey, komiser Melih Bey. Hay Allah, sizin haberiniz yok tabii. Melih amirim dün gece bir trafik kazası geçirdi. Ne? Bir çarpmış kalkmış arabayla. Aa. Nerede şimdi Melih Bey? Hastanede mi? Maalesef. Kendisini kaybettik. Çarpıp kaçan araba bulunmuş mu peki? Henüz değil ama araştırıyoruz. Civardaki bütün kamera görüntüleri toparlanıyor şu an. Siz niçin bakmıştınız kendisine? Bizim bir ortak tanıdığımız vardı da, polislik sınavlarına girecekti. Öyle hangi evraklar gerekiyor falan diye soracaktım.
Başımız sağ olsun. Ne demek her an tutuklanabilirim ya? Hani polisin elinde kanıt yoktu? Hani sorguda hiçbiriniz açık vermemiştiniz? Melih bizim anlattıklarımızla yeterince tatmin olmamış işte. Araştırmaya devam etmiş. Araştırınca da ölen adamın Gülşah'ın eski kocası olduğunu öğrenmiş. Daha da herhalde araştıracak, devam edecek yani. Ama ben başından beri biliyordum zaten bu işin böyle olacağını. Biliyordum hepimizin bir şekilde yakalanacağını. Ben niye girdim ki? Ne olacak şimdi? Ne olacak? İşte senin de benim de bildiğimiz ama dile getiremediğimiz şey olacak. Ama benim içim rahat yani. En azından çocuklarımın başında sen varsın. Sen çocuklarına iyi bakacaksın. Yani annelerinin yokluğunu aratma ama beni de unutturma. Elif. Feride bilmesin. Sakın Feride'ye bu detayı verme. Yani anlatamayız çünkü çocuğa. Böyle bir gerçekle büyümesin. Elif, yani lütfen böyle konuşma. Yok yok, konuşmamız lazım bizim artık. Konuşmamız lazım. Biz yolun sonuna geldik. Biz artık, beni boş ver, ben hapishane. En azından çocuklarımızın geleceğini konuşmamız lazım. Yani bensiz ne olacağını falan. Elif, bir yolunu bulacağız. Yani buluruz. Yok, bunun bir yolu yok. Ben biliyorum. Yakalanacağız. Gülşah arıyor. Tamam, benim işim var zaten. Benim gitmem lazım. Efendim Gülşah. Elif, çok acayip bir şey olmuş. Ne olmuş? Melih. Melih ölmüş. Ne? Ben sana dedim, bu adam bu olayı çözer dedim. Er geç çözer dedim ben. Kuş gibi de avladı bizi. Sen beni yoldan çevirmeseydin ben şimdi Bodrum'da gözlemeci dükkanı açmış olurdum. Yasemin. Ne Yasemin? Adamı da Yeşim koyardım mesela. Yeşim olmazdı da, o çok sevmediğim bir akrabamın ismiydi. Tamara koyardım. Gözlemeci Tamara. Kimse de tanımazdı beni. Ya sen bana niye güvenmiyorsun? Hiçbir şey olmayacak diyorum. Korkma diyorum. Ya Sinan, kusura bakma da başından beri korkma korkma diyorsun. Sanki elinden bir şey geliyormuş gibi. Elif arıyor. Eskiden baklava börek tarifi için arardık, şimdi katil. Alo. Yasemin, sıkı dur. Ne oldu kızım? Bana bak, Melih trafik kazası geçirmiş. Ne diyorsun? Ölmüş. Ne olmuş? Melih ölmüş. Ay Nermin'cim, vallahi kusura bakma ya. Ben de yani sen Sarp'ı ayartmaya kalkıyorsun diye öyle dellenip, heyheylenip peşine düştüm. Halbuki bendeki kafaya bak. Sen kim? Sarp'ı ayartabilmek kim? Değil mi ama? Sen o yüzden mi beni takip ettin? Vallahi bu yüzden takip ettim. Kusura bakma Nermin. Yani senin namussuzluğunu böyle suçüstü yapayım derken hayatını kurtarmış oldum. İyi ki de takip etmişim bak. Hayırlara vesile oldu kız. Sahi ya. Kız sen niye dayadın öyle silahı başına ha? Yani İrem'in boşanmasına üzülüyorsun desem. Aman yani, o kız benim yeğenimden hamile kaldığı zaman bile sen canından böyle vazgeçmedin. Oğlunla aran bozuk diye desem. Senin o Nemrut oğlunla zaten aran ne zaman iyi oldu ki? O da değil. Kız bana bak. Melih Bey'den ayrıldın diye mi oldu ha Nermin? Emel bak, dün gece olanlar lütfen aramızda kalsın, söz mü? Valla sen niye olduğunu söyle. Tabii ki aramızda kalacak. Ya da dur hadi dur. Ben sana en iyisi bir kahve yapayım. Ha? Şöyle köpüklü köpüklü içerken zevkli zevkli anlatırsın. Dur, geliyorum. Sadeydi değil mi kız? Evet, sağ ol. Telefonu da kapatmıştım tabii. Aa. Alo? Nermin, nereye kayboldun? Acil bir durum var. Hemen konuşmamız lazım. Evine uğradım, orada da değilsin. Ben Emel'deyim şimdi, eve geçiyordum, benim eve. Geçme, doğru bana gel. Elif'le Yasemin de burada, çabuk ol. Ne oldu? Telefonda söyleyemem, gel hadi. Kim çarpmış peki Melih? Ne bileyim, adam kim çarptıya gitmiş. Polisin haberi var mı peki? Yok, şimdi kamera kayıtlarını inceliyorlar. Kızım bana bak. Belki de bu ölmedi. Ölmedi bu. Kesin. Bu ölmedi, ölmüş taklidi yapıyor. Sonra da biz yayıldığımızda gelecek bizi tevkif edecek bu bizi kesin. Ay yok artık. Ah kızım. Ay koştur koştur geldim. Ne oldu kızlar? Bir şey mi oldu? Otur canım, otur. Ay
Tabii aslında bir şey oldu da. Yavaş yavaş söyle, alıştır alıştır. Melih. Yavaş. Ölmüş. Bir kahvelerin yanına lokum. Nermin! Allah cezanı vermesin. Bir kase lokumu kendim mi yiyeceğim ya? Peki şimdi ne olacak? Ne olacak canım? Hiçbir şey olmayacak. İşte cinayeti bizden başka bilen bir kişi vardı. O da... Çok konuşuyorsun şimdi. Ay Nermin'ciğim başın sağ olsun. Tabii de. Ay ben bir yalan mı söyleyeyim? Fena mı oldu yani? Kızlar, gerçekten kaza mıymış yoksa biri kasıtlı olarak mı çarpmış ha? Ne diyorsun sen? Vallahi bence pek kaza gibi değil yani. Böyle bir zamanda ne bileyim bir araba çarpıyor, adam vefat ediyor. Bana rastlantı gibi gelmedi. Nasıl? Cinayet mi diyorsun? Cinayet mi diyorsunuz? Ay saçma sapan konuşmayın. Ne alakası var ya? Ne cinayeti? Yazgı diye bir şey var. Allah'ın işine biz kim oluyoruz da karışıyoruz? Bu ne cüret yani? Tövbeler olsun. Ayrıca da bunu biri yapmış olsa. Yani bizim içimizden birinin yapmış olması lazım. Biz de soğukkanlı katiller olmadığımıza göre. Bilmiyorum yani sanki bu olayı bilen ve bizi korumak isteyen biri yapmış gibi. Kudret! Katil Kudret! Bu işe bizi bulaştırdı diye çok canı sıkılmıştı ya. Kudret yaptı. Ya Kudret klinikteydi. Ne ara çıkacak da gelecek de Melih'i arabayla çarpacak? Evet, Kudret klinikteydi. Yani ayrıca da niye kurcalayıp duruyorsunuz ki? Kaza işte olmuş, bitmiş. Yani biz artık normale dönebilir miyiz? Nermin burada mı? Nermin! Kız, Allah cezanı vermesin. Sen öyle evden çıkıp gidince dedim bu gitti eve. Bıçak, ilaç ne varsa artık... Ne bıçağı, ne ilacı, ne saçmalıyorsun öyle? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin Allah aşkına? Ben de bayağı saçmaladım ya. Ne bileyim, başım tuttu, kafam çok tuttu deyince ben endişe yaptım kendi kendime. Dedim ilaç milaç, herhalde kapı kapı ilaç aradı dedim yani. Önce ben gittim bir Yasemin'e tıklattım, kapı duvar. Elif'e gittim, orada da yok olunca sen merak bastı beni. Ne oluyor ayol? Herkesin yüzünden düşen bin parça. Dedikodu yapıyorsunuz desem neşeli olurdunuz ama kötü bir şey var galiba. Melih Bey vefat etmiş, trafik kazası geçirmiş. Aa! Vah vah vah. Vah vah. Ay, dağ gibi adam. Arkadaşım. Ay başın sağ olsun. Cenaze ne zaman? Tövbe estağfurullah ya Rabbim. Ay hemen nereden bileyim şimdi ben? Ha. Of ya. Sağlam dur. Sağlam dur. Başına gelmeyen kalmadı. Aa! Bu dün daha sapasağlamdı. Ne oldu? Allah Allah. Ya ölmüş bir adamın arkasından böyle konuşman şimdi hoş değil Sarp. Tamam anlıyorum tam zamanında da. Evet senin inşaattan sinyaller alıyordu zaten. Peşini bırakmazdı Melih. Ne zaman dönüyorsun sen İzmir'den? Ha. Tamam anladım. Tamam görüşürüz. Geldin mi sen? He, geldim. Ben de Sarp'a haber veriyordum durumu. Ayrıntılar belli olmuş mu? Kim çarpmış, nasıl bir araba? Yok.
Daha kimin çarptığı belli değil hiç. Bulamazlar. Her gün o kadar çok olay oluyor ki böyle Münferit. Çok üzücü bir olay hayatım. Çok üzücü. Evet, en azından korkmana gerek kalmadı artık. Akşam konuşalım mı? Çıkmam lazım benim. Arabasını çarpmış. Sinan. Melih'i Sinan öldürdü. Benim için Melih'i mi öldürdü? Elif, Cengiz'i hatırladın mı? Annemin kuzeni Lale teyze vardı. Onun en küçük oğlu. Kendisi avukat. Hatırladım. Yani çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ömer, mutfağa gelir misin? Elif, Elif. Ben Cengiz'e her şeyi anlattım. Cengiz her şeyi biliyor. Kurul abi ceset gömmüşsünüz galiba. Evet ama yani Elif'in cinayetle bilgisi yok. O arkadaşlarına yardım etmek istemiş, o kadar. Bir dakika, sen bana sormadan nasıl anlatıyorsun ki şimdi olan her şeyi başka birine, anlamadım. Elif, bir avukata ihtiyacımız vardı. Benim avukata ihtiyacım yok. Diğer arkadaşlarınızın da savunmalarını şimdiden gözden geçirmesi gerek. Ben çocuklarımın öyle görüş günlerinde falan büyümesini istemiyorum, tamam mı? Ömer, Melih ölmüş. Dün gece araba çarpmış Melih'e. Onu da mı siz yaptınız? Ay yok artık. Yani şimdi sizden şüphelenen tek kişi de öldü mü? Evet. Cengiz, buraya kadar zahmet ettin, geldin yani, çok sağ ol. Ama sorun çözüldü. Madem sorun çözülmüş, ben gideyim. Cengiz, bizi sakın bununla yargılama, tamam mı? Yani biz böyle bir aile değiliz aslında. Ömer ya. Neyse yani Kudret. İnsan karısını bu kadar merakta bırakır mı ya? Kız Gülşah. Yani senin göbeğini vallahi terlikle kesmişler ha. Ya iki dakika duramıyorsun evde. Tamam, gerek oldukça ben gelirim, memnuniyetle çocuklarına bakarım dedim ama bu kaçıncı? Macide ablacığım haklısın da ben, yani bizim o hasta olan akraba bir türlü... Ama sen akrabanı düşünene kadar kocanı düşün, kocanı, gül gibi kocanı. Ya işkesinden geliyor adam, önünde ne bir sıcak kap yemek ne de karısı. Ne? Kudret döndü mü? Evet, devrildi yattı, uyuyor şimdi içeride. Bir şey değil Gülşah Hanım, hanımefendi. Ay Kudret, Allah şükür evdesin. Dün gece neredeydin sen Kudret? Melih'e sen mi çarpıp kaçtın? Sen mi öldürdün? Doğru söyle bak, kızmayacağım. Kudret! Neredeyim be? Ay sen içki mi içtin? Ay Allah cezanı vermesin. Ah Allah'ıma şükürler olsun. Evdeyim, karım da burada. Kudret. Dün gece klinikten çıkıp nereye gittin? Cevap ver bana. Klinikten çıkıp mı? Ay. Klinikten çıkıp ben... içmeye gittim. Ha. Sonra da Melih'e çarpıp öldürdün değil mi? Ne diyorsun sen be? Dün gece birisi Melih Bey'i arabayla çarpıp kaçmış. Adamcağız ölmüş. Yapma ya. Bir dakika, bir dakika. Sen de benden şüphelendin öyle mi? Yani şüphelenmedim dersem yalan olur. İçiş be Gülşah ya. Katil miyim ben? Hayatım, sen Halil'i Şamdan'la vurup öldürünce. Bir dakika, bir dakika. O başka, bu başka. Yani elimden öyle bir kaza çıktı diye seri katile bağlamadım ya. Ay tamam da yani şimdi sen... Klinikten kaçınca sonra da Melih Bey'in ölüm haberi gelince ben ne bileyim, aklım karıştı. Aklıma kötü kötü şeyler geldi yani. Neyse, Allah'tan sen yapmamışsın o zaman. Vallahi açıkçası ben dün geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorum Gülşah. Hatırlamak zorundasın Kudretciğim, zorla kendine. Polis şimdi her yerde çarpıp kaçan arabayı arıyordur. Araba. Senin araban nerede Kudret? Araba. Araba. Şey,
şeyde bıraktım en son. Şirketin otoparkında. Ha, o zaman hemen gidip bakalım. Arabanın sağında solunda buruk varsa anlarız orada. Ya dur Gülşah. Sonra gideriz. Benim şimdi hiçbir yere gidecek halim yok. Allah'ım sen bize yardım et ne olur. Kudret yapmamış olsun yarabbim. Gel bakalım, gel, gel, gel. Bak Emel sana neler hazırladı. Gerçi ellerimle hazırlamadım tabii ki. Lahmacun dışarıdan söyledim ama olsun. Bu da bir emek. Emel'cim zahmet olmuş. Teşekkür ederim ama gerçekten benim iştahım yok. Ay saçmalama Nermin ya. Allah aşkına bak Betim benzin soldu. Valla sapsarı oldun limonata gibi korkuyorum ya. Cenazede düşüp bayılacağını zannettim ha. Ye biraz. Kız Nermin. Sen çok mu seviyordun bu Melih'i ha? Yani tabii onca gözyaşı döktüm filan. Sevilmez mi? Ya insan üzülmez mi? Gencecik hayatının baharında biri. Ya, ya. Peki bu Melih seni Sarp'tan kıskandı da o yüzden mi aranız açıldı ha? Sen o yüzden mi böyle intiharlara kalkıştın? Emel'cim, Melih'le ben son zamanlarda değil birbirimizi sevmek, birbirimizden nefret ediyorduk. Kız yoksa sen mi vurup öldürdün Melih'i? Şaka kız şaka. Zaten ben hemen arkandaydım. Öyle bir şey olsaydı görürdüm yani elbet. Ne biçim bir şaka bu? Emel artık beni izlemekten, benim başımda durmaktan vazgeç ne olur. Görüyorsun ben çok iyiyim. Artık yavaş yavaş evine gitsen ne olur. Hayatta olmaz. Sorry. Sen bu intihara meyilli kişilikten çıkana kadar diz dize baş başayız. Birlikte afiyetle lahmacunlarımızı yiyeceğiz. Afiyet olsun. Sinan Melih'i öldürdü. Daha gibi adam ben katil olmayayım diye gitti. Melih... Melih çarptı bayağı arabasıyla. Allah kahretmesin Yasemin ne işler açtın başına. Dağ gibi adam çöktü. Omzuna yük bindi Yasemin. Sen bindirdin bu yükü. Merhaba hayatım. Hoş geldin canım. Nereye hoş buldun değil mi? Bittin değil mi canım? Mahvoldun. Hayatım bitti gitti değil mi? He? Ne oldu? Niye? Niye bitirdin kendini? O zaman bir el yüzümü yıkayayım. Toz içindeyim ben. Sen yok. İki dakika gelsene tatlım. Bir konuşalım seninle. Gel. Gel canım gel. Dur. Oh. Sinan. Ben seni her şeyinde seviyorum. Bunu hiç unutma olur mu? Ben de seni seviyorum. Sinancığım bu konuşacaklarımız şu dakika konuşulacak. Ve sonra sonsuza kadar unutulacak. Sen bunu paşa keyfin için yapmadın ki. Karın için yaptın, çocuğun için yaptın. Bunu da unutma. Ne yapmışım ben? Sinan ne olur içine atma, itiraf et. Bak ben kendimden biliyorum. İçime atmıştım yani. Sonra kendimi resmine verdim. Ne olur itiraf et. Neyi? Melih'i öldürdüğünü biliyorum Sinan. Benim için yaptın bunu. Bunu da biliyorum. Hayır sen bana senin için her şeyi yaparım dediğinde Sinan katil olmayaydın ya. Ama hiç üzülme, hiç üzülme. Ben her şeyi hazırladım. Ben Uruguay'a gidiş planlarımızı yaptım. Uruguay'da çünkü suçlu iadesi falan yok. Yasemin. Gerçekten oraya gidiyoruz tamam mı? Bizim oğlanı da Uruguay Devlet Okulu'na kayıt ediyoruz. Orada yeni bir hayat. Yok yok bunu yapmaya mecburuz. Çok rica ederim. Unut bunu. Sen ne diyorsun sen? Sen benim Melih'i öldürdüğümü mü düşünüyorsun? Kritik bir anda senin için her şeyi yaparım dedin. Araba vuruk ya. Şantiyede park ederken vurdum. Ha. Böyle bir şey nasıl yakıştırdın sen bana ya? Ha ben sana yakıştırmadım. Kur'an çarpsın. Sadece benim için her şeyi yapacağını biliyorum ya ben. Yaparım. İşte ondan araba vuruk bir de. Hayatım yaparım. Ama Melih'e çarpı öldüren ben değilim. Ay ne kadar sevindim biliyor musun? Uruguay cehennemin bir şeyi. Çok güzel bir haber verdin bana.
İsmail. Benim araba nerede? Abi geçen gece gelip aldın ya, sonra geri bırakmadın. Yapma ya. Evet abi. Aa, tamamen benim dalgınlığım. Ben marketin otoparkına bırakmıştım, orada unuttum. Sizi de boşuna meşgul ettik. Önemli değil. İşte şimdi yandık Kudret. Kesin Melih'e sen çarpıp kaçtın. Sonra da arabayı kim bilir nerede terk ettin. Ya saçmalama Gülşah. Yani ben o gün ne yaptığımı iyi hatırlıyorum. Yani klinikten çıktım, yürüyerek meyhaneye gittim. İçtim, içtim, içtim. Sonrasını hatırlamıyorum ama. Ay hatırlamaya çalış. Saksıyı çalıştır. Düşünüyorum zaten Gülşah. Kafamı patlatıyorum burada. Yani hem ayrıca ben öyle birisine çarpıp kaçacak adam değilim ki. Yani bile bile adamı öldüreceğim. Hadi yürü ya. Hadi kızım hadi. Ya bekle bekle beni. Eyvahlar olsun. Gitti kadın. Astı kendini. Nermin. Ay. Ay Nermin. Of çok şükür ya Rabbi. Vallahi gürültüyü duyunca ne bileyim kendini astın ettin. Sandalyeyi de tepikledin zannettim. Emel'cim ben gördüğün gibi gayet iyiyim. Temizliğe bile başladım. Sen boşu boşuna vakit geçirme. Evine git. Merak etme beni hiç. Ay yok öyle merak etme falan olmaz. Merak ediyorum ya. Sen bunu anlatmadan da rahat edemeyeceğim Nermin. Sen niye böyle bir şeye kalkıştın arkadaşım ya? Emel lütfen ısrar etme. Ama ısrar ediyorum. Çünkü bak anlatmazsan, dertlerini bastırırsan başka yerden fışkırır onlar. Ferah ferah anlat sen. Kusura bakma bu sadece benimle ilgili değil. O yüzden anlatamam. Kız merak etme diyorum. Benim ağzım banka kasasından daha sıkıdır. Ferah ferah anlat. Bana bak Emel. Ya sen benim için endişelendiğinden değil de ağzımdan laf almaya mı çalışıyorsun? O yüzden mi? Yani dedikodumu mu yayacaksın benim? Dedikodu mu? Bak Emel, biz birbirimize derdimizi anlatacak kadar yakın değiliz. Yani tamam zamanla konuşuruz, anlatırım ama yani bir Yasemin, bir Elif değilsin. He, dostun değilim yani öyle mi? Peki Nermin, oldu o zaman. Ben seni temizliğinle baş başa bırakayım. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi Nermin? Senin dostun falan yok ha. Dostu olan insan bu şekilde davranmaz. Dostu olan insan gider dostunun omzuna başını dayar, derdini döker. Gidip de öyle ıssız evlerde kafasına silah dayayıp da intihar etmeye çalışmaz. Ben sana yardımcı olmak istemiştim. Yakınımdaki biri daha canına kıyarak yanımızdan ayrılmasın diye ama neyse artık senin bileceğin iş. Ah yavrum, ah yazık kardeşim benim ya. Samsun'dan katılıyor programa. Bir de günün sorusu yayın öncesinde ekip arkadaşlarım sordu. Ne oldu hayatım? Niye böyle içlendin sen? Sinan, bu kadının kocası kaybolmuş. 6 aydır da yokmuş ortada. Kadın diyor ki kapı açılıyor. Kocam geldi zannediyorum. Telefon çalıyor, o aradı zannediyorum. Çok kötü oldum ya. Oh, benim içli sevgilim. Tanımadığı insanlara bile üzülür. Sinan. Ben hiç tanımadığım bir kadına aynı muameleyi yaptım şimdi. Aynı şey değil. Aynı şey değil. Aynı şey. Aynı şey. Bir de biz gittik. Kadının kocasını gömdük. Ölüsünü de bulamayacaklar. Allah'ım yarabbim ya. Hayır. Hayır. Aynı şey değil. Hem sen kendin söylemedin mi? Adam temiz biri değilmiş zaten. Gülşah neler yapmış. Kudret belki zamanında yetişmese Gülşah öldürebilirdi bile. Değil mi? Hayır ben adam için üzülmüyorum. Ben çocuklarıyla karısı için üzülüyorum. Ya belki onlara da öyle davranmıştır. Belki de kapı açılıyor böyle. Kadın zannediyor ki Halil geldi. Telefon çalıyor, Halil mi arıyor? Sinan çok zor bir şey ya. Ölüsü olan bir gün ağlıyor. Kaybı olan her gün ağlıyor. Acaba adamın ölüsünü bulsalar rahatlarlar mı biraz? Evet ama maalesef bulamayacaklar. Cengiz, o konuştuklarımız kesinlikle aramızda kalmalı. Bana bunun için söz verir misin? Eyvallah ya. Tamam, çok teşekkür ederim. Lale teyzeye selam söyle. Görüşmek üzere. Merak etme, kimseye söylemeyecek. Emin misin? Yani Cengiz dürüst çocuktur. Sözünle güvenilir, sadık bir çocuktur. Yani dediğini yapar. Sen korkma. Ömer, çok teşekkür ederim bu zor zamanda yanımda olduğun için. Tabii ki olacağım.
Sen benim için çok kıymetlisin, biliyorsun değil mi? Yani biliyordum aslında da böyle bir... Tabii ister istemez bir acaba mı olmuştum. Şimdi tekrar biliyorum. Akşam uğrarım tekrar. Benim yüzümden Yunan adalarından tatilden de oldun. Yani yerini tutmaz ama... akşam çocuklarla burada film gecesi yapalım mı? İyi olur. Gelirken pizza da getiririm. Tamam, filmi de ben seçerim o zaman. Yani bu mesele de kapandı değil mi? İnşallah Yasemin, inşallah. Hayır, her şey bitti de... bu Halil'in kayıp ihbarını kim vermiş? Ha şey babında soruyorum. Geldi geçti de... bunca meseleyi başımıza kim sardı babında? E karısı vermiş işte. Melih öyle demişti ya. Hayır, gelmiş geçmiş de yani. Bu rahmetli Melih... İstanbul mıntıkasına bakan bir polis değil miydi? E bu aile... sen sanki şey demiştin, Adapazarlı falan gibi. O zaman karısı şikayet ettiyse... onun İstanbul'da yaşıyor olması lazım. Nerede yaşıyor bu aile? Şimdi Halil'in ablasıyla eniştesinin aktarı vardı. Adapazarı'nda, Uzun Çarşı. Yani herhalde bunun böyle çetelerle falan, mafyayla başı derde girince oraya kaçtı. Ha, Uzun Çarşı. Anladım. Adapazarı. He. Alara! Kardeşinin salak deliğini duyuyorum burada. Sen git onlara terbiyesini ver. Ben kalkarım, hiç beni geçirme, tamam mı? Yani sen diyorsun ki Melih'in önüm kaza değil, öyle mi? Değil. Kim yaptı peki? Bizi korumak isteyen biri. Yani bizim bu işi yaptığımızı bilen biri. Bak şimdi, o gece sen, ben, Gülşah, Yasemin, bir de Kudret vardı. O kadar. Evet, öyleydik ama Yasemin Sinan'a da söyledi. Ha, doğru. Bir de Sarp var. Ömer var. Ömer'e niye söyledin? Sen Sarp'a söylüyorsun, ben niye söyleyemiyorum Ömer'e? Tamam. Biz, Kudret, Ömer, Sinan, bir de Sarp, değil mi? Bir de Cengiz. Cengiz de kim? Avukat. Yani şöyle olmuş, Ömer paniklemiş ve Cengiz'e söylemek zorunda kalmış. Ah Elif ya. Ya benim iyice kafam karıştı. Bir kağıt falan getir de onların bir notunu tutayım ben. Tamam, ben kağıt kalem getireyim. Hayır. Asla, hayır. Sinan, bir hayır demeden önce bir Allah aşkına dinle beni. Olmaz, mümkün yok. Ya Sinan, ne olur bakacağım sadece ben. O çocuklarıyla karısı mutlu mu iyi mi diye bakacağım, döneceğim, ne olur ya. Çok tehlikeli. Niye tehlikeli olsun? Beni kimse tanımıyor ki orada. Ağzından bir şey kaçırırsın. Olmaz öyle şey Yasemin. Saf mıyım ben? Hayır ama... Allah Allah. Çapraz sorgulara girdim, tek kelime etmedim. Sinan, bak Gülşah dedi ki bu adam Adapazarlıymış. Ailesi de orada yaşıyor. Benim annemin teyzesinin kızı Müjgan teyze de orada yaşıyor ya. Gideceğim bir gece onun evinde kalacağım. Bu Halil'in ailesini de göreceğim. Ne olur vicdanım rahat edecek. Yemin ederim sana. Bu konuda tamamen hayatımızdan silinip gidecek. Tamam. O zaman öbür hafta sonu ben izin alırım şantiyeden. Beraber gideriz. Ben iki hafta beklemem. Olmaz. Ben bekleyemem. Ben de seni tek başına göndermem. Anladın mı? Bitmiştir bu konu. Bak ben şimdi şantiyeye gideceğim. Sakın aklından böyle bir şey geçirme. Sakın. Vallahi benim vicdan kuşum bir kere ötmeye başladı, uçuracağım ben onu. Hiç kusura bakma. Ben iki hafta beklemem. Gideceğim. Yaptım. Bak şimdi kırmızıyla yazdıklarım o gece orada olanlar. Mavilerde daha sonra haberi olanlar. Bu yeşil oklar kimin kime söylediği konusunda. İşte. Evet. El işlerinde çok iyiyiz de iş teoriye gelince çuvallıyoruz. Bu mor ne? Bana o mektupları gönderen kişi. Ha. Sence bu mektupları yazan mı öldürdü Melih'i? Olabilir. Yani o yazdığı mektupta ne yaptığını biliyorum diye yazmıştı. Belki de beni korumak için yaptı böyle bir şey. Sanmam. Niye bizi korusun ki? Ha, bilmiyorum Elif ya. İnan bilmiyorum ama burada yazdığım insanların hiçbiri böyle bir şey yapmış olamaz. Of Allah'ım, delireceğim. Nelerle uğraşıyoruz ya. Bence de bu insanlardan hiçbiri adamı öldüremez. Ya Elif, ben
Bence bu cinayeti başka biri daha biliyor. Melih'i de o öldürdü. Sırasıyla bize de musallat olmasın. Ay Allah korusun ya Rabbim ya Resulallah, bir bu eksikti. Memur Bey. Buyurun buyurun, dışarıda kalmayın. Recep kim geldi? Kudret Bey, beni hatırladınız mı? Ben pek çıkaramadım. Tabii normaldir. Karakola geldiğinizde burnunuzun ucunu göremeyecek kadar sarhoştunuz. Sen karakola mı gittin hayatım? Allah Allah. Gitmişim demek ki. Hanımefendi, eşinizin ehliyetine el konuldu. Alkollü araç kullanmaktan. Allah'tan kaza yapmadı. Yapmadı değil mi? Yapmadı yani. Allah'a şükür, evet. Neyse. Ben aslında o gece yaptığınız itirafla ilgili konuşmak için geldim. İtiraf mı? Müjgan teyze, o şeyde Adapazarı'ndaki uzun çarşı var ya. Ben ona uğrayacağım. Tanış var, onu görmem lazım. Yok, ben sabah aldım biletimi. Öğleden sonra orada olurum. Fethi alır beni artık. Döndü mü asker? Döndü. Yok. Sinan şey yapmayacak, gelmeyecek. Tamam. Tamam Müjgan teyze, öpüyorum seni ellerinden. Hadi görüşürüz, hadi. Sinan nereye geliyor Müjgan teyze? Bir bilsen başımı açtığım derttir. Memur Bey, yani neyi itiraf ettiğimi söylerseniz... Yani gerçi benim itiraf edecek bir şeyim yok ama... Ay canım, zaten sarhoş adamın itirafından ne olacak? O ne dediğini bilmiyordur ki Allah aşkına. Bana çok ciddi geldi. Şam'dan da birinin kafasına vurmuşsunuz. Ben. Ay canım, aile içinde kalması gereken şeyleri sen niye anlatıyorsun? Ay çenemi. O ara Melih Bey'in kaza haberi geldi, ortalık karıştı. Döndüğümde karakoldan ayrılmıştınız. Kudret Bey, anlatın bakalım. Şam'danla kimin kafasına vurdunuz? Benim. Benim. Sormayın. Demek karınızın kafasına Şam'danla vurdunuz. Yani. Şimdi o aslında kendini korumak için yaptı. Yani ben çok sinirliydim. Sinirlerim hopladı onu böyle sarhoş eve girip giderken görünce, dayanamadım artık. Bu birikim sonunda patladı böyle ve şeyle, tavayla kafasına ben böyle vurunca kendini savundu o da. Kudret Bey, kadına el kalkmaz. Hanımefendi, şikayetçi misiniz? Yok, değilim. Biz kendi aramızda hallettik. Değil mi aşkım? Ya bir daha yapmayacağına söz verdi. Değil mi Kudretciğim? Tabii hayatım, ben tövbe ettim. Tövbe. Biz çok mutluyuz. Peki hanımefendi. Yalnız bir daha olursa lütfen şikayetçi olun. Olurum tabii. Olmaz mıyım aşk olsun? Ben onun burnunu kırarım. Kırar. Bu arada Kudret Bey, birilerini yollayın da bir ara aracınızı otoparktan alsınlar. Tabii efendim. İyi günler. Pasta demedim mi? Bu içki senin başına iş açacak demedim. Bak karakollara düşmüşsün. Her şeyi anlatmana ramak kalmış. Tövbe, bir daha ağzıma sürmeyeceğim. Ben ne yapmışım hakikaten öyle ya? Pizzalar geldi. Oh, çok güzel kokuyor ya. Hoş geldin. Anne, filmi babam seçmeyecek değil mi? Alınırım ama bak ha. Benim film zevkim iyidir bir kere. Tabii. Yani böyle uyku ilacı gibi, hiç sorma baba. Şşt. Babanız ne istiyorsa onu izleyeceğiz bugün. Ne seçeceksin Ömer? Kar köpekleri. Anladım. Sen şansla fazla zorlama bence. Çocuklar, siz ne isterseniz onu izleyelim biz. Ben de gideyim şu pizzaları servis edeyim. Ne oldu? Yani ince hamur seviyorum diyorum. İnadına kalın hamur alıyorsun. Birini bari ince hamur alaydın. Neyse canım, en azından düşünmüşsün, almışsın. Ben tabaklara koyayım. Vallahi enteresan.
Niye getirdin ki sen şimdi bu avuçlu keki bana? Ben nasılsa gider bakkaldan alırdım. Ne de olsa dostun değilim, arkadaşın değilim, öyle değil mi Nermin? Emel, baş başa biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Buldun mu arabayı, aldın mı? Üstünde böyle vuruk çarpma izi falan var mı? Tamam hayatım, sakin ol. Arabada hiçbir şey yok. Yani ben çarpmış olamam. Oh, Allah'ıma şükürler olsun. Üstümden nasıl bir yük kalktı biliyor musun? Vallahi al benden de o kadar hayatım. Gerçi zaten arabayı şirketin otoparkından aldıktan sonra iki sokak ötede sızıp kalmışım. Yani benim kazayla alakamın olması mümkün değil. Öyle korktum ki sen çarptın diye. Adamı sen öldürdün zannettim. Nasıl korktum biliyor musun? Hayatım, sana bunları yaşattığım için çok özür dilerim. Yani biliyorum daha önce de söz verdim ama bırakacağım bu illeti. Bir daha ağzıma sürmeyeceğim. Aşkım, ne olursun bak tedavini yarım bırakma, tamam mı? Ben seni böyle bu hallerde görmek istemiyorum. Eskisi gibi görmek istiyorum Kudret. Haklısın hayatım. Ben de kendimi böyle görmek istemiyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Kudret! Eğer bir daha karakola gidip teslim olmaya falan kalkarsan daha hapse girmeden ben öldürürüm seni. Duydun mu? Kalbini kırdığım için özür dilerim gerçekten. Yani senin bu konuda bu kadar hassas olabileceğini tahmin edemezdim. Tahmin etmez miydin? Ay Nermin, Allah aşkına ya. Yani ben duygularımı ifade edemiyorum diye duygusuz bir insan mıyım? Ha? İnsan değil miyim yani? Yani siz Handan öldükten sonra ne kadar üzüldüğünüzü unutuyorsunuz herhalde dostları olarak Nermin'cim. Yani bak hayatım. Biz seninle ne yaşıyor olursak olalım. Biz eninde sonunda arkadaşız ya, dostuz. İnsaniyet başka bir şey. Bunlar hassas konular Nermin'cim. Haklısın. Hem de çok haklısın. Handan kendini öldürdüğünde ben de herkes gibi, arkadaşlarım gibi, bu mahalledekiler gibi gerçekten çok perişan oldum. Yazlık eve gittiğimde o silah şakağıma dayadığımda bütün Handan'dan dolayı çektiğim acıların hepsini unutmuşum. Ama sen geldin sonra. Hayatımı kurtardın. Bundan sonra ömrüm boyunca benim en iyi arkadaşım, en iyi dostum olacaksın Emel. Ay Nermin. Sen de öylesin kız. Sen de benim en iyi dostum oldun artık. Canım. Şimdi bir kahve de yaparım bize. Olur vallahi. Teşekkür ederim yani sofrayı kaldırmama yardım ettiğin için. Sen gittikten sonra ben en çok bunu özlemişim. Yani çok yalnız kaldım senden sonra. Malum çocuklar yemeğini yiyor, ortadan kayboluyor. Valla ne yalan söyleyeyim. Ben de en çok gömleklerimi ütülemeni özledim. Tatil planı iptal ettiğin için tekrar teşekkür ederim. Aa, teşekkür etmene gerek yok. Ayrıca Neşe'den de özür dilediğimi söylersin. Yani kadının planını bozdum sonuçta, herhalde sinirden delirmiştir. Yok, hayır hayır. Neşe öyle biri değil yani. Neşe öfkesine kapılan biri değil. Yapma Allah aşkına. Her kadın sinirlenir yani sevdiği adamla yaptığı plan bozulunca. Eminim şu anda otel odasında böyle delirerek ağlıyordur. Hayır canım. Neşe öyle sinirli biri değil. Gerçekten değil. Ha, mükemmel kadın yani. Onu tanımıyorsun. Yani aslında o kadar anlayışlı ve affedici ki. Anladım. Mesela Neşe aldığım pizzayı eleştirmezdi. Nasıl yani? Hani sen dedin ya hamuru kalın olmuş falan filan diye. Özür dilerim, öyle ağzımdan çıktı. Ha, önemli değil canım, huyun bu senin yani, önemli değil. Ya bir dakika, huyum da olabilir ayrıca da. Yani ben şunu anlamak istiyorum. Senelerdir, yani 20 yıldır ben ince hamur seviyorum, bunu biliyorsun. İnadına kalın hamur getiriyorsun. Ya ben de defalarca söylersem belki kafana yerleşir diye düşünüyorum. Çünkü benim ince hamur sevdiğimi bile bile kalın hamur getirdiğine göre bu böyle hakikaten kasıtlı yapılmış bir şey gibi ve ben kendimi değersiz hissediyorum. Öyle mi?
Ben az önce seni Neşe'yle kıyasladığım için özür dilerim. Yok, yani önemli değil. Haklısındır belki de. Ömer, bence sen Neşe'nin yanına git. Yani şimdi sen eğer Neşe'nin yanına gitmezsen... ömrün boyunca şey diye düşüneceksin. Hani ben Neşe'yle olsaydım daha mutlu olur muydum? Acaba Neşe olsaydı daha mı iyi olurdu falan. Böyle acabalar içini kemirecek. İyi hissetmeyeceksin yani. Neyse, o bakımdan sen bence Neşe'nin yanına gitmezsin. Yasemin. Yasemin. Günaydın canım. Burada mıydın sen? Göremeyince bir an. Yine gittin sandım ben seni. Yok canım, bir yere gitmedim. Çayını koyayım. Gitmedim de gideceğim. Müjgan teyzeme gideceğim. 2 günlüğüne. Tamam, ben Sarp'la konuşayım. İzin alayım o zaman. Hafta sonu gidelim. Sinan bak, ben 2 hafta bekleyemem. 2 saniye dahi bekleyemem. Benim vicdanım taş gibi oldu ya. Ben nefes alamıyorum. Sinan, ne olur beni anlamaya çalış sen de. Anlıyorum hayatım. Gerçekten anlıyorum. Peki ne yapacaksın orada? Ne diyeceksin? Bilmiyorum. Ailesini görünce rahat edeceğim. Peki sen beni anlıyor musun? Ha? Sen vicdanını rahatlatırken ya başına bir iş alırsın diye ne kadar korkuyorum biliyor musun sen? Yemin ederim çok dikkat edeceğim. Kendime hiçbir şey gelmeyecek başıma. Tamam. Tamam, kahvaltıdan sonra gidelim, alalım biletini. Sinan, ben biletimi aldım. Sen kafana koyduğun şeyi illa yapacaksın değil mi? Hiç vazgeçmiyorsun. Vazgeçmem, kendinden pay biç. Seni kafaya koydum, böyle aldım. O zaman kahvaltıdan sonra seni otogara ben bırakacağım. Gerçekten artık vicdanım rahat biçimde kahvaltı edebiliriz. Yalan atıyorum diye çok rahatsız oluyordum. Ay, kek yaptım sana. Yokluğumda bari yerim. Aa, Yasemin. Yolculuk mu var? Yok. Ha. Nereye gidiyorsun? Ha, annemin teyzesinin kızı var. Şehir dışında oturuyor, ona gideceğim 5 dakika. 5 dakika mı? 2 gün. 5 dakika nereden çıktı? Ha, iyi edersin. Çınar Akkı'yla şey yapabilir, ilgilenebilir misin? Gerçi Sinan var ama hani... Yasemin. Ha canım. Trafiğe kalmayın. Tamam. Tabii canım, ilgilenirim. Sağ ol canım. Bay bay. Bay bay. Sır tutmak yalnızlığı da getirir beraberinde. Bu yüzden hepimiz güvenebileceğimiz birilerini ararız. Sevdiğimiz ve sevildiğimiz. Yolumuz ayrılsa da sırtımızı yaslayacağımız birini.
Teşekküre gerek yok. Evet, hayatımızın en karanlık taraflarını gizlemek için hepimiz birilerine ihtiyaç duyarız. Hatta bazen hiç tanımadıklarımıza bile.